Ekonomi başlığını açacağız ama ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu seslendirelim. Önemli de bir gelişme. Çoklu baro düzenlemesinde sona doğru gelindi artık. Biliyorsunuz mecliste görüşmeler gerçekleşmişti. Baro düzenlemesi bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek ve görüşülecek. Az sonra yine daha fazla detayı da Ankara'ya uzanıp sizlerle paylaşıyor oluruz. Hızlıca ekonominin notlarına bakalım. Ardından Ankara'ya uzanırız efendim. Değerli bir konuk ağırlayalım. Ekonomist Cüneyt Paksoy'la piyasa rakamlarını konuşacağız. Hemen kendisine günaydın, hoş geldiniz diyelim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Piyasalar güne nasıl başladı diye sorayım. Seyircilerimiz merak ederler efendim. Pozitif başladık. Yani yurt dışı biraz daha dalgalı bir seyir izliyor. Virüs belirsizliği, siz de haberlerinizde işliyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka tespiti yukarı yönlü. Oradaki belirsizlik devam ediyor. Çin'deki tabii Sadin de belirttiği gibi ne kadar doğru veri var bilinmiyor. Ama net bir şey var, virüs hala sahada. Ama buna rağmen kademeli ve normalleşme çabası devam ediyor. Kademeli normalleşme çabasının sonunda da en kötüyü gördük şeklinde bir fiyatlama var global ölçekte. Bizde ise alınan önlemler, üretimi ve üretim motivasyonunu ayakta tutma çabası, istihdamı koruma çabası, bütün bunlar sahada etkisini gösterdikçe biraz daha pozitif fark yaratan bir durum var an itibariyle. Borsa İstanbul 121'i gördü. Önemli bir geri dönüş. Hı-hı. Yani o Şubat, Mart aylarında bütün piyasalar sert düşerken Borsa İstanbul'da 82 binlere kadar düşmüştü. An itibariyle 120 binlerde. Ben açık net söyleyeyim, global ölçekte bir ikinci virüs dalgası veya başka bir sebeple, ABD-Çin gerginliği vesaire sebeple çok sert bir satış görülmezse ABD borsaları önderliğinde ve bu gelişen piyasalara doğru sirayet etmezse, Borsa İstanbul'da aradaki her satışları olsa da yukarı yönlü hareketin devamı mümkün. Tüm zamanlarda 124.500 gibi bir rekor seviye var. Artık hedef orası ve oranın üzerinde yeni bir rekor. Tabii ara ara gelecek kar satışlarında da uyarıcı olalım. Aşağıda 113-115 bin, hatta 110-115 bin bölgesi önemli bir destek. Buranın içinde veya üzerinde satışlar karşılandıkça, 120 bin üzerinde de güç kazandıkça hedef 124.500-125 binler olacak. Dolar TL'de dengeli bir seyir var. Orada bir çıpalandı gibi bir durum söz konusu. Dolar endeksi global ölçekte an itibariyle 97'nin altında. Zaten 93-98 bandı içinde kaldıkça gelişen piyasalara baskı daha az olacak. Bunu hep biliyoruz. Dolar TL'de kendi hikayesi içinde 6.86-90 bandı içinde ama daha çok 6.85-6.86 içinde hareketlerini sürdürüyor. 6.92-6.95 kırılmadan, o da ancak bir güçlü dolarizasyonla olur dolar endeksine bağlı. Hareket bu bant içinde kalacak gibi. Altında biraz yalnız hareketlilik var. Yani her şey pozitif fiyatlanma çabası içinde piyasalarda global ölçekte ama altın biraz ayrışıyor. Çünkü iki türlü davranış gösterebiliyor, iki türlü reaksiyon gösterebiliyor. Bir, güvenli liman olarak zaten uzun süredir bir trend içerisinde. İkincisi de emtia tarafında, değerli madenlerde, petrol ve diğer emtia gruplarında fiyatlar yukarı yönlü oldu. Bu sefer emtia gömleğini de giyebiliyor. 1795 dolarlarda ons altın, artık 1800-1850 dolar bandının hemen altındayız. Önemli bir eşik burası. Tüm zamanlarda gördüğü rekor 1921. Muhtemelen oraya doğru bir gidiş, yani buralardan da dönmüyorsa oralara 1900-1925'lere doğru bir gidiş. Bu tabii gram altında da dolar TL'ye bağlı olarak 400'lere doğru, 405'lere doğru bir hareket anlamına geliyor. Ama şu ana kadar hani altın almamış izleyicilerimiz için bir düzeltme sürecini beklemek daha rasyonel gibi geliyor bana. Düzeltme geldiği andan itibaren aşağıda gram altında özellikle 350-380 hı hı. bandının artık önemli bir bant olduğunu peki. hatırlatalım sizin vesilenizle. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Cüneyt Paksoy bizimle birlikteydi. Son durumu paylaştık. Hemen biz devam edelim efendim konuğumuzu uğurladıktan sonra. Evet.